kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, hazırım ben. Ne yapıyorum? Hamlet'ten bir şeyler okuyabilirim. Ya da farklı bir şey oynayabilirim. Hayır. Bize takipçi sayınızı söyler misiniz? Takipçi sayısı mı? Evet. Merhaba. Merhaba. Takipçi sayını alabilir miyiz? Ne alaka? Merhaba. Merhaba, kendimi tanıtayım mı? Audition'lara çok girdiğim için her şeye hakimim yani. Şimdi boy, kilo falan. Bir dakika arkadaşım, bir dakika. Bir konuşmama izin ver. Tamam. Yani ben Shakespeare hepsini biliyorum. Of, bunlardan. Anton Çehov'dan da Martin. Arkadaşım. Takipçi sayın kaç? Takipçi sayım hangisi? Instagram, Facebook? Fark etmez, kaç? Yani aynıdır herhalde. Bu arkadaş geldi efendim. Öyle mi? Merhaba. Merhaba. Evet, takipçi sayınız nedir? Facebook, Instagram. Ne alaka? Takipçi sayın kaç arkadaşım? Buraya gelmişsin böyle deneme çekimine ha? Instagram, Facebook falan yok mu arkadaşım? Takipçi sayın kaç? Tamam da ne önemi var ki bunun? Ya kim aldı abi bunu abi? Ya bunun var en fazla 50 lira. Neyse, tamam arkadaşım, biz sana döneriz. Tamam. Bu kadarmış, tamam mı? Arkadaşım, takipçi sayın yok, geçmişsin karşımıza, vaktimizi boş harcamış. Ne anladım ben bundan, ne önemi var? Yani ben Shakespeare'den bir şey hazırlamıştım ama... Yok, onlara hiç gerek yok. Shakespeare ne ya? Neden bahsediyor? Yani... Shakespeare uygulama mı? Orada mı takipçiniz var? Ben anlamadım ne demek istediğini. Ya bir video çekiyorsun, kaç kişi like ediyor ya? Kaç beğeni alıyorsun? 32 falan. O kadar mı? 50 bile yok. Yani ben size Shakespeare'den çok iyi bir sahne gösterebilirim. Gerçekten özür dilerim, ben 32 like edildiğini falan bilmiyorum. Ya neler çok teşekkür ederiz ya. Biz size döneceğiz. Takipçi sayın ne kadar onu söylesen. Ay, ne yapacaksın, beni mi takip edeceksin ya? Arkadaşım. Bilmiyorum yani, böyle bahanelerle gelmeyin yani. Söyleyebilirim yani, çok merak ediyorsan. Nedir Instagram'da takipçi sayın? Abi benim anlamadım ya, ben buraya audition için geliyorum. Sen takipçi sayısı falan diyorsun, ne yani, az olursa beni gönderecek misin? Arkadaşım, sen soruya cevap verir misin? Ay 1.9 ne falan herhalde yani, bakmadım en son kaç oldu. 1.900.000 abonen mi var ya? Herhalde öyle bir şeydi yani, en son bakma, bakayım istiyor musun yani, çok mu lazım? Bir baksana, bu sorunun cevabı çok önemli çünkü. Eğer 1.900.000 ise... Ya 1.9 M ne oluyor sence? Yani K demiyorum, M diyorum. Tamam arkadaşlar, yönetmenim bize söyleyin, aradığımız oyuncuyu bulduk. Nasıl? Teşekkürler. Arkadaşım senden cep numarası bilgilerini arkadaş alacak. Ana role seçildin. Ana role mi seçildim? Evet, teşekkürler. Ben mi seçildim? Evet. Çok ay inanamıyorum ya. Ama bir şey soracağım ben. Instagram'da ismin ne? Biz de seni takip edelim. Alenen'de asılınmaz ki. Arkadaşım, rolü aldım. Kamera karşısındayım, şu an kayıtta değil misin sen? Bak. Yok arkadaşım, kayıttan çıkalım. Kayıttan çıkalım. Oyuncumuzu bulduk. Yönetmen de onayladı. Bilmiyorum ya. 1.900.000 gayet iyi bir rakammış. Şimdiye kadar gelenlerin en yükseği. Bu tamam, kadar aldık. Basit mi? Aynen. Tamam, çok güzel. Hayırlı olsun. Bir oyun falan yapsın. Kas direktörümüz şimdi anlaşmaya gelecek sizle. Tamam yani, benim işime gidelim. Tamam arkadaş, kayıttan çık. Merhaba arkadaşlar, bugün oyuncu arkadaşlarımızdan gelen birçok soru üzerine hemen Human Atölye'ye Gözde ikincinin yanına geldik. Gözde, oyuncu arkadaşlarımız deneme çekimlerinde sürekli takipçi sayılarını sorup durduklarını söylüyorlar. Konuşma atölyelerinde, audition atölyelerinde vesaire de çok soruluyor bana bu. Yani tabii ki aslında böyle bir şey yok. Asıl olan iyi oyunculuktur, iyi oyuncu olmaktır. Ama tabii önemseyen yönetmenler, yapımcılar da var. Takipçisi çokmuş, iyi. Reklamımız da olur gibi düşünenler de var. Yok değil ama tabii dediğim gibi önemli olan
oyunculuğunun iyi olması. Ben cast director olarak böyle düşünüyorum. Bir de şeyden bahsetmek isterim ben. Bana da çok sıkça gelen sorulardan bir tanesi. Instagram hesabımıza bakıyor musunuz? Evet, bakıyoruz.